öğretim örgüme başlayayım en iyisi. Merhaba Çiçek Bire, ne yapıyorsun? Örgü örüyorum. Görüyorum. Hatice Kübra, sen hangi hayvandan çok korkuyordun? Örümcek. Ha, arkanda var, arkanda var. Peki bu hayvanı seviyor muydu? Çok seviyorum. Bunun ismi neydi? Ördek. Ben ona bak bak diyorum. Evet. Hadi bakalım bu önlüğünü tak. Mumayı da içeri. Evet. Önlüğü de çok güzelmiş. Peki. Merhaba arkadaşlar. Hatice Kübra, neler var şimdi masanın üstünde? Bir say bakalım. Ördek. Ördek. Evet. Örgü. Örümcek. Evet, başka? Bir de alayım. Masanın üstünde olan masanın. Örtü. Örtü. Bir de ördüğün ne vardı? O neydi? Önlük. Önlük. Bunlar hangi harfle başlıyor? Ö. Ö. Evet. Bugün o zaman biz Ö harfini öğreneceğiz, değil mi? Evet. Benziyor. Evet. Neye benziyor? Gülen yüze mi? Hı-hı. Şaşkın yüze. Hı-hı. Evet. Tamam. O bir zaman... şaşır bakalım, benziyor mu? Evet. Hatice Kübra Ö oldu. Tamam Hatice Kübra, şimdi. Bir de gülümsen bir harf daha öğrendim. Ö harfini o zaman gösterelim, değil mi? Evet. Tamam. Çekelim. İlk olarak bir yapacağım. Zaten de beni gösterdim. İki tane nokta olacak şekilde bırakıyorum şu kadar. Noktası olması neydi? O. Evet. O. Daha önce öğrendiğimiz O. Şöyle pine yuvarlayalım. Bu büyük. Büyük mü küçük mü? Büyük. Böyle. Tamam. Şimdi küçüğü yaptığında anlayacağız büyük mü küçük mü olduğunu. Evet. Şimdi küçük değil mi? Hı hı. Tamam. Yap o zaman. Ne oldu? O. Şimdi. Evet. Bu kadar bir tane oldu. Ama şu kadar bölesek. Noktaları gene aynı oldu. Evet. Küçük bir büyük mü nasıl? Doğru. Ona göre küçük oldu. Bir küçük bir büyük. Evet. Peki bir de yazalım o zaman. Tamam. Kalemle. Çıktık. Değil mi? Büyük ve büyük köyü gösterin. Zaten dediğin gibi O'ya da benzediği için çoğu evet. Arkadaşımız da biliyordur onu yazı. Hı hı. Evet. İlk olarak bir yazacağım. Bu şekilde. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.